Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kısa sorular ve kısa cevaplar. Sünneti, Hazreti Peygamber'in sünnetini İslam'dan soyutlamak isteyen gruplar var. Bu konuda neler söylenebilir? Evet, bununla ilgili şu cevabı veriyoruz. İslam'ın amel ve uygulama boyutunu daraltıp İslam'ı tatbik ve ameli sahadan tecrid ederek soyutlayarak sadece fikri ve kalbi rabıtalara bağlamaya ve İslam bir vicdan meselesidir diyerek avamı, nazı, halkı İslam'ın yaşanan ve uygulanan değerlerinden uzaklaştırmaya çalışan kasıtlı ihanet şebekeleri vardır ve onlar da kısaca şunlardır. 1. İslam dininin diğer semavi dinlere karşı gittikçe yayılmasını hazmedemeyen taassup sahibi bir kısım müsteşrikler. Evet, Doğu bilimciler. 2. Selefi salihinin yani sahabe, tabi'in ve etbav tabi'inin, müştehitlerin ve mazideki geçmişteki İslam alimlerini akıllarınca küçük düşürerek gururlarının enaniyetlerini sergilemek isteyen şan ve şeref, alkış ve şöhret hissi sünnete karşı çıkarak kamuoyunda görünmek sevdasına kapılan şöhretperestler 3 ilmi seviyesi sünnet-i seniyenin dinin kaynağı olduğunu idrak edemeyecek kadar eksik olanlar 4 güya Kur'an'ı yüceltmek düşüncesi ile sünnete önem vermeyen sadık ahmaklar. Evet, İslam tarihinde ilk defa sünnet ve hadislere karşı çıkan hariciler olmuştur. Hariciler, dinde mutaassıp, muhakemeyi akliyede, akli muhakemede, noksan insanlardır. İlk defa Müslümanlar arasında ayrılık çıkartarak İslamiyet'e darbe vuranlar da yine bunlardır. Son asırlarda harici tiniyetinde düşüncesinde olan Kur'an'dan başkasını tanımayız diyen bazı kimseler de ortaya yeni bir şey koymamışlardır. Günümüzde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çizmiş olduğu sünneti tanımak istemeyenler ya Kur'an ve hadis hakkında hiçbir fikri olmayanlar yahut içine daldıkları nimet kendilerine onu vereni unutturan boğazına kadar zevk ve eğlenceye dalarak Yalnız dünya hayatına razı olanlardır. Evet, Allah bunların da şerlerinden muhafaza eylesin. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.